Pazarı anlamak için pazarı yaratan dinamikleri de anlamamız gerekiyor. Hatırlarsınız bir önceki dersimizde 2010 yani son yıla ait olan seçili kodla ilgili dataları incelemiştik. Ürünümüz kabuksuz ceviz idi. Şimdi ise 5 yıllık bir geçmişe bakıyoruz. Baktığımız ilk değer 2006-2010 arasındaki 5 yılı kapsayan yıllık değer artışı oranı. Örneğimizde kabuksuz ceviz için bu oran dünya için yüzde 8 ama en büyük ithalatçı olan Almanya için yüzde 2 olarak gerçekleşmiş. 5 yıllık kapsayan yıllık değer artışının nasıl hesaplarını görmek isterseniz kolon başlığındaki i harfini tıklayabilirsiniz. Bakın bu iş için kullanılan formülasyon bu. Baktığımız ikinci değer 2006-2010 arasındaki 5 yılı kapsayan yıllık miktar artışı. Örneğimizde kabuksuz ceviz için bu oran dünya için %7 ama en büyük ithalatçı olan Almanya için %3'dür. Basit bir analiz yapalım. Tüm dünya için 5 yılı kapsayan yıllık ortalama değer artışı %8 iken Aynı dönemi kapsayan yıllık ortalama miktar artışı %7 olmuştur. Malın değeri %8 artarken miktarı %7 artmıştır. Demek malın dünyadaki 5 yıllık değerinde biraz bir artış vardır. Bu artış bir sürü sebepten kaynaklanabilir. Bu durumu çok dikkatli incelememiz gerekir. En büyük ithalatçı Almanya için duruma bakalım. Almanya'nın ithal ettiği malın değeri %2 artarken miktarı %3 artmıştır. Demek Almanya daha ucuz ithal etmeye başlamış. Daha ucuz mallara yönelmiştir. Baktığımız üçüncü değer son iki yılın yani 2009 ile 2009'un arasında 2010 arasındaki değer artış oranıdır. Örneğimizde bu oran dünya için %25'tir. En büyük ithalatçı Almanya için %18'dir. Eğer son iki yılın değer artışı 5 yıllık ortalama değer artışına yüksekse, ki örneğimizde 5 yıllık ortalama değer artışı yüzde 8 iken, son iki yılın değer artışı yüzde 25'tir. Bu durum malın değerindeki artışı gösterir. Anlaşılan kabuksuz ceviz fiyatları son yılda ciddi oranda yükselmiş. Dikkat edilmesi gereken, gözden kaçırılmaması gereken bir nokta var. Malın fiyatında Fiyatın artışı İtalya'dan ülkelerin ambalajlarının değiştirmesinden de kaynaklanabilir. Daha düşük paketlemeler birim fiyatlarını yükseltebileceğini unutmamamız gerekir. E Navlunda ve sigortada bir yükselme olabilir. Bunlar da ürünün etkileyebilir. Son yılı biraz daha ayrıntılı incelememiz gerekiyor. Trade Indicators yazan Combo Box'ın tıklayalım açılan pencereden time serisi tıklayalım. Karşımıza yeni bir pencere çıktı. Demin tıkladığımız yerin iki yanındaki yerli data yazan combo box'ı tıklayalım. Eğer yılı 3 aylık periyotlarla incelemek istiyorsak quarterly datayı eğer aylık olarak incelemek istiyorsak monthly datayı tıklayalım. Biz örneğimizde quarterly data yani 3 aylık periyotlar datasını tıklıyoruz. Böylece son 4 çeyrekte hangi ülkenin ne değerde kabuksuz ceviz ithal ettiğini görüyoruz. Böylece yıllık dalgalanmaları görme şansını yakalıyoruz. Bir sonraki değer ise dünya ithalatındaki ülkelerin oranı. Geri dönüyoruz. Örneğimizde en büyük ithalatçı olan Almanya dünya ithalatın yüzde dokuz yapıyor. İkinci ülke olan Japonya yüzde yetmiş yapıyor. Biraz aşağı inelim. Türkiye'mizi bulalım. Türkiye yüzde ikisini yapıyor. Son kolonda ise Ülkelerin uyguladığı tarif oranları var. En büyük ithalatçı olan Almanya için bu oran %0.9. Aşağı inip Türkiye'yi bulalım. Türkiye için bu oran %43. Demek Türkiye kendi üreticisini korumak ve ithalatın önünü kesmek için gümrük duvarlarını yükseltmiş. İthalat vergisini %43 yapmış. İleri derslerimizde anlatacağımız başka bir aracımız daha var. Market Access Map. Ülkeler arasındaki tarifleri ve duvarları gösteriyor. Lütfen sitemizdeki Market Access Map görsellerini bakmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin satırındaki 43 sayısını tıkladığımızda tıklayalım. Market Access Map sayfasına ulaşıyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse ithalat ve ihracatta karşılaşacağımız tüm tarifleri ve rakip ülkelerimizin tarifelerini buradan ulaşabilirsiniz. Market Access Map'ın sol üç köşe, üst köşesindeki Quick Search'ı tıklayalım. Select Importing Country sekmesine ithalatı yapan ülkeyi bulalım. Select a Product sekmesinden 6 haneli gitip HS kodu yazalım. Ve son olarak Select Exporting Country sekmesine ihracatı yapan ülkeyi yazalım. Biz örneğimize sadık kalalım. Select Importing Country için Turkey yazalım. Select a Product için kabuksuz cevizi yani 08 02 32 yazalım. Select Exporting Country için Şili seçelim. Altta Proceed kutusuna tıkladığımızda Şili'den kabuksuz ceviz ithal etmek isteyen bir Türk girişimcisinin gümrükte ödemesi gereken vergi oranı çıkar. %43.20 Türkiye kabuksuz ceviz ithalatını biraz inceleyelim. Trade Map'e geri dönüyoruz. Aşağı indik. Türkiye'mizi bulduk. Türkiye 2010 yılında değer olarak 19 milyon 81 bin dolar ithalata para ödemiş. Trade balance yani ticaret farkına baktığımızda artı 4 milyon 415 bin dolar olarak gerçekleşmiş. Yani ithalatımızdan daha fazla ihraç etmişiz kabuksuz ceviz. Güzel. İthal edilen miktar 3291 ton. Ortalama fiyat ton başına 5798 dolar ödemişiz. Dünya ortalaması olan 5938 dolardan biraz daha aşağıda. Son 5 yılın yıllık ortalama değer artışı %9 olmuş. Eksi %9 olmuş. Yani her sene ithalata daha az para ödemişiz. Son yıl, son 5 yılın yıllık ortalama miktar artışı Eksi %18 olmuş. Miktar değerden daha hızlı düşmüş. İthal ettiğimiz kabuksuz cevizi azaltmışız ama daha yüksek birimden ithal etmişiz. Son sene ise ithal bir önceki seneye göre yüzde %58 düşmüş. Peki nasıl gerçekleşmiş bu durum? Anlaşılan gümrük vergisini %43'e çekerek ve içerideki üreticiyi teşvik ederek ithalatın önüne geçmişiz ve son sene ithal ettiğimizden daha çok ihraç etmişiz. Çıkan sonuç şu. Bravo Türkiye. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.